Merhaba arkadaşlar, TYT'nin ilk konusu sayılarla başlıyoruz. Sayılar hakkında bilmemiz gereken ilk şey rakam. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam diyoruz. 0'dan 9'a kümesinin elemanlarından oluşuyor. En küçük rakamımız 0, en büyük rakamımız ise 9'dur. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Daha sonra karıştırdığımız iki nokta var. Farklı iki tane rakamın toplamı denildi. Farklı ibaresini çok karıştırıyoruz. 9 ile 8'in toplamı 17 iken aynı iki tane rakamın toplamı en çok denildiğinde 9 ve 9'u ele alıyoruz. Farklı iki tane rakamın toplamı en az diyebiliyor. En az dediğinde ise 0 ve 1'i, aynı iki rakamın toplamı en az dediğinde ise 0 ve 0'ı ele alıyoruz. Bir diğer bilmemiz gereken şey ise sayı. Sayılar rakamların bir çokluk belirterek yani bir araya gelmesiyle oluşan ifadelere diyoruz. Eksi 9, 0, 17 gibi şeylere biz sayı diyoruz. Unutmamamız gereken şurada bir özelliğimiz var. Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Hemen buna örnek verecek olursak örneğin 7 bir rakamdır hem de bir sayıdır. Hem rakam hem de sayı. Fakat eksi 17 bir rakam değildir ama sayıdır. Hiçbir zaman bunu unutmuyorsunuz. Rakamlar arkadaşlar, sayılar sınıflandırılırlar. Bunlar sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayılardır. İlk başta sayma sayılarını ele alalım. Sayma sayı dediğimiz şey arkadaşlar en artı ile gösterilirler. Birden sonsuza kadar giderler. Bu kümenin elemanlarına sayma sayısıdır dedik. Sayma sayısının en küçüğü dediğimizde buna 1 diyoruz. İkinci sınıflandırma doğal sayılardır. Doğal sayılar arkadaşlar sayma sayısından tek fark olarak şu sıfırdır. Sıfırdan sonsuza kadar ilerler. Dediğimiz en küçük doğal sayı dediğimiz şey sıfırdır. Unutmuyorsunuz, doğal sayıyla sayma sayının tek farkı sıfır. Diğer bir sınıflandırma tam sayılardır. Tam sayılar eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında değerler alacaklardır. Ayrıca bunlar ikiye ayrılırlar. Nasıl ikiye ayrılacaklar? Negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar. Negatifler arkadaşlar eksi sonsuzdan eksi 1'e, pozitifler ise 1'den sonsuza. Peki 0 ne oldu? 0 işte nötr eleman olup arada yer alacaktır. Ve biz negatif tam sayıların 0'ın ve pozitif tam sayıların birleşmesine tam sayılar kümesi olarak adlandıracağız. Bir diğer sınıflandırmamız ise rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar arkadaşlar A ve B tam sayı. B de sıfırdan farklı olacak şekilde A bölü B şeklinde yazılabilen sayıları rasyonel sayı diyoruz biz. Rasyonel sayıları biz her daim Q ile gösteriyoruz. A bölü B, A B elemandır. Tam sayı B de sıfırdan farklı diye belirttik. 8 bölü 1 de bir rasyonel sayıdır. 1 bölü 7 de bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Şurada bir özellik yazdık. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Fakat her rasyonel sayı bir tam sayı değildir. Çünkü neden her tam sayı bir rasyonel sayıdır? Paydasında bunun gibi gizli bir 1 vardır. Unutmuyorsunuz. İrrasyonel sayılara geldiğimizde ondalık açılımında virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılar. Yani kök 5. Kök 5'i dışarıya nasıl çıkar diye düşündüğünüzde virgülden sonrasını bilemiyorsunuz. Bu sayı nasıl bir sayı? Normalde ileride göreceğimiz konularda kök 4 ile kök 9 aralığında bir sayı, yani 2 ile 3 aralığında bir sayı olup bu sayı 2 virgül bir şeyler, ama bu şey ne? Biz orayı bilmiyorsak biz buna ne diyormuşuz? İrrasyonel sayılar diyormuşuz. Şöyle bakın. Geldim sırada reel sayılar var. Reel sayılar tüm sayıların arkadaşlar en büyüğüdür. Buna biz reel sayıyı R ile göstereceğiz ve biz buna diyeceğiz ki rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşmesinden oluşur. Daha sonra burada bir not yazdık. Her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Her doğal sayı bir tam sayıdır dedik. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Her rasyonel sayı ise bir reel sayıdır diyoruz arkadaşlar. Ayrıca her irrasyonel sayı da bir reel sayıdır diyoruz. Burada da küme bazlı gösterimini ele aldık. Reel sayılar en büyük kümeyi oluşturacaktır. Onun altında kim var? Rasyonel sayı. Unutmuyorsunuz, onun altında tam ve doğal sayma sayısı. İrrasyoneller burada ayrı bir küme oluşturacaktır. Burada da kümesel olarak alt küme olarak yazılışını yazdık. Doğal sayılar sayma sayılar özür dilerim. Tam doğal sayıların alt kümesi, tam sayıların alt kümesi, tam sayılar rasyonellerin, rasyoneller reellerin alt kümesidir. Ayrıyeten irrasyonel sayılar reel sayıların alt kümesidir diyoruz.
Şimdi geldik tam sayılarda 4 işleme. Tam sayılarda 4 işlem bildiğimiz aslında işaret, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Toplamayla başlayalım. Toplama dediğimiz şey arkadaşlar iki maddeden oluşuyor. Birisi aynı işaretli, diğeri zıt işaretli. Aynı işaretli sayıları biz toplarken arkadaşlar direkt işareti yazıyoruz ve sayıları toparlıyoruz. 5 artı 8 ne yaptı? 13. İşaret neydi? Artı. 11 ile 13'ü topladım. 14 işaretleri neydi? Eksi. O zaman eksi 14 diyorum. Zıt işaretli sayılarda ise çıkarma işlemi yapıyoruz. Unutmayın. Aynı işaret toplanıyor. Zıt işaret çıkartılıyor. 15'ten 8'i direkt çıkarttım. 7. Büyük olanın işaretini yazıyorum. Kim büyük? 15. O zaman önüne ne düşecekmiş? Eksi. Eksi 7 ile artı 15 toplansın isteniyor. 15'ten 7'yi çıkarttım. 8. O zaman ne geldi? 15'in işareti artı, yani artı 8 olacaktır. Geldim çarpma işlemine. Çarpma işlemi yaparken arkadaşlar aynı işaretler her daim artı çıkacaktır. Bakın artı ile artının çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Zıt işaretliler ise her zaman için eksi olarak çıkacaktır. Eksi ile artı eksiyken eksi ile artı artı ile eksi, eksi olarak çıkacaktır. Hemen örneklerine bakalım. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarparken ne olacak? Eksi eksiyi artı olarak 15 olarak geçirecektir. 7 kere 4'ten 28 ama eksi ile artıdan eksi olacaktır. Geldim çıkarma işlemine. Çıkarma işleminde arkadaşlar çok önemli. Çıkarılan ifade eksi ile çarpılıyor. Unutmayınız. Yani normalde bunlar aynı işaretliler değil mi? Normalde toplama olsaydı sen direkt toplayıp önüne eksi yazacaktın. Fakat buradaki eksi bunu ne yapıyor? Artıya dönüştürüyor. Artık zıt işaretli oluyor ve 7'den 5'i çıkarttın. 2 büyün işareti artı oluyor. Buna geldiğiniz zaman eksi 3 artı 5 diyor, çıkart diyor. Burası ne yaptı? Eksi artıyı çarpma kuralından buradaki. Eksi artıya eksi yaptı. Eksi 3 eksi 5 daha ne yaptı? Eksi 8 yaptı. Geldik bölme işlemine arkadaşlar. Bölme işleminde yine aynı şekilde çarpmayla aynı işaretler bölündüğünde artı, farklı işaretler bölündüğünde eksi sonucuna ulaşıyorum. Şuradaki ünlem bizim için önemli. Sayıyı sıfıra böldüğümüzde tanımsız, sıfırı sayıya böldüğümüzde sıfır. Unutmayın, sıfırı sıfıra bölmek belirsizliktir. Belirsizlik şu anın konusu değil, AYT limit konusudur arkadaşlar. Hemen örneğine bakalım. Eksi 8 eksi 1'e böldüğümüzde artı 8. Aynı şekilde eksiyi artıya böldüm. Eksi 18 3'e böldüm. 6 gelecektir. İşlem önceliği bizim için her yerde her zaman karşımıza çıkar. Bakın öncelikle üst alıyorsunuz. Daha sonra parantez içi yapıyorsunuz. Daha sonra çarpma bölme varsa onu, sonra toplama çıkarma yapıyorsunuz arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Gelelim biraz örnek çözümüne. Birinci örnekle başlayalım. X, Y, Z doğal sayı diyor. X çarpı Y'yi 15, Y çarpı Z'yi 23 vermiş. X artı Y artı Z'yi sormuş bize. Şimdi baktığınızda doğal sayı diyorsa bunların ne olduğunu biliyorduk. Bir kere büyük ne olduğunu ve sıfırdan sonsuz olduğunu biliyorduk değil mi? Şimdi bunu yazdığımızda o zaman ben bunun işaretlerine baktığımda ya 23 ya 1 olması lazım. Neden Z'ye 23 düşünüyorum? Çünkü burada Y 23 olamaz. O zaman Y'de 1. X çarpı Y'de burası 1 ise burası nedir? 15'tir. Var mı sıkıntısı olan? Şimdi geldik 15 artı 1 artı 23'ten topladığımız zaman ne gelecektir? 39. Şimdi geldik ikinci soruya. ABC'nin bize ne diyor? Unutmayın pozitif ve tam sayı olduğunu söylüyor. Pozitif tam sayı olduğunu söylüyorsa 24'e ve 36'ya bölünebilen bir sayı ve bizden en az olduğunu istemiş. O zaman 24 ve 36'nın en az olarak onları en az olarak çıkartacak bölen nedir? En büyük bölenidir. Yani 12. A dediğimiz sayı o zaman 24 bölü 12'den 2. B dediğimiz 36 bölü 12'den ne gelecektir? 3. Bizden toplam istemiş 2 artı 3 artı 12. Ne yaptı burası arkadaşlar? 17 cevabına ulaştık. Şimdi ne diyor 3. sorumuz? A, B, C birbirinden farklı rakamlardır. Bu toplamın alabileceği en büyük değeri soruyor. 3A artı 5B artı C.
En büyük değer istiyorsa birbirinden farklı rakam. Rakamlarımız neydi? 0'dan 9'aydı, değil mi? O zaman en büyükle başlıyorsun. En büyük katsayılıya veriyorsun. En çok dediği için. Bundan sonraki neydi? 8. Bundan sonra 7. Buraya o zaman 8. Buna ne kaldı? 7. 8 kere 3'ten 24. 9 kere 5'ten ne yaptı? 45 artı 7. Buranın toplamı ne gelecekti arkadaşlar? 16, 76 gibi bir sonuca ulaşacağız. Geldim diğer soruya. Bu sefer birbirinden farklı yine rakam vermiş. Bu sefer en küçük değerini istemiş. Unutmayın bakın. Bu durumda eksililerin en büyük katsayılısına en büyük rakamınızı vereceksiniz. 9, 8, 7 diye azaldığı için o zaman biz buna 9. Ama burayı en küçük halde tutabilmek için pozitiflerin de en büyük katsayısına 0, 1, 2 diye devam edeceksiniz. 0, buna da ne kaldı? 1. O halde ne geldi arkadaşlar? 1 artı 0 eksi 36 çıkarttığımızda ne gelecektir? Eksi 35 olacaktır. Beşinci sorumuz biraz daha yeni nesil soru tarzına benziyor. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısı ile oluşturulan sembol ile N artı A sayısı gösterilmek demiş. Yani karenin içerisine 5 yazdıysa 5 artı 4'müş. Sorumuz üçgenin içerisinde önce bir karede 3 varmış. Yani önce şunu çözümleyelim. Bunun çözümü ne olacak? 3 artı 4'ten 7. Yani sorunun yeni kısmı üçgen içerisinde 7. 7 artı 3'ten cevap ne gelecektir? 10. Son olarak buna bakalım. A çarpı B çarpı C'nin 270, A'nın sıfırdan küçük olduğunu ikili işlemlerle yola çıkın. Bakın A çarpı C'yi sormuş, işaret soruyor bize. A çarpı C'yi 40 olarak, sen A'yı eksi olarak biliyorsan bunun artı olduğunu bildiğin için buna da ne düşecektir? Eksi. Şimdi geldim yine bilinenden yola çıkıyorum. ABC'nin eksi 270 olduğunu biliyorum. Sen A'yı eksi biliyorsun. C'yi de eksi buldun. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile ne çarpılırsa sonucu eksi olacak. O zaman B de neymiş? Eksi. Bu durumda B çarpı D eksi 60. B'yi eksi bulduğuna göre buranın eksi kalması için D de neymiş? Artı. Sırası ile diyor A, B, C, D. A'yı biz eksi, B'yi eksi, C'yi eksi, D'yi artı olarak bulduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.